Vermikompost olarak da adlandırılan solucan gübresi, bitkisel atıkların ve hayvan gübresinin solucanlar tarafından sindirilmesiyle ortaya çıkan bir organik gübre türü. Son dönemin bu akılcı yatırımı, toprağı temizliyor, pH'i artırıyor, üründe erkencilik sağlıyor, verimi ve kaliteyi artırıyor. Çanakkale Bayramiç'te kurulan Bersol Bereket Solucan Gübrelerinin girişim öyküsüyle solucan gübrelerinin faydaları Eko Gündem'de ekrana geliyor. Dünyanın varoluş sürecinden beri hayatta kalabilen nadir hayvanlardandır. Bunca zaman hayatta kalabilmelerini, bağışıklık sistemlerini güçlü kılan solom sıvısına borçludurlar. İsrail'de 30, Amerika'da ise 50 yıldır kullanılan solucan gübresi, Türk tarımında da kimyasallarla kirlenen, yorulan toprak için çıkış noktası olarak görülüyor. Kenan Kaştan ve Ali Ağdaş uzunca bir araştırma safhasından sonra hayatlarına yeni bir yön çizerek solucan gübresi üretimine başlıyor. İlk başta bilmiyorduk tabii, Türkiye'de çok yeni bir sektör, yeni bir iş. Ama internette araştırma yaparken, ben araştırmayı seven bir insanım. Araştırma yaparken solucan gübresini buldum. Nedir ne değildir diye araştırırken birden kendimi solucan gübresinin içinde buldum. Ama sürekli araştırma yapıyorum yani. Sadece bir firmayla değil, bir üreticiyle değil, bir tüketiciyle değil. Bunu belki haftada 20-30 kişiyle sürekli telefonla görüşerek, internetten yazışarak, mailleşerek nedir ne değildir diye araştırırken solucan gübresinin gerçek manada toprağa mükemmel bir zenginleştirici ürün olduğunu gördüm. Bununla da ilgili eniştem emekli olmuştu, Ali Bey, iş ortağım ayrıca. Emekli olup Erzincan'a gitmişti. Gidiyor gitmesine de Erzincan'da emeklilik hayatı uzun sürmüyor Ali Ağdaş için. Yaklaşık bir 6-7 ay gibi bir araştırma yaptık. Üreticilere de görüştük, tüketicilere de görüştük. Birçok kimse, yani hemen hemen %90, %95'i çok memnundu bu gübreden. O yüzden biz de karar verdik. Bir de biz normalde İstanbul'da yaşarken tabii şehir hayatından çok sıkıldık. Toprakla ilgili olduğu için, bir de şehirden bıktığımız için deneyelim dedim. Denedikçe de daha da cezbedici hale geldi. Neden olmasın diyorlar. Toprakla uğraşma, faydalı olma fikri onları cesaretlendiriyor. Bersol Bereket Solucan'ı üretim için uygun olduğunu düşündükleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuruyorlar. Bayramiç farklı bir yer. Coğrafi olarak çok farklı. Bir tarafı Ege, bir tarafı da Marmara. Bir de burada üretim tamamen ziraat, hayvancılık çok az olmasına beraber meyvecilik, sebzecilik. Zaten işimizde gübre olduğu için olabilecek yer burası. Geçmişin lezzetini bugüne taşımak istiyorlar. Yürekten inandıkları bu faydayı daha geniş kesimlerle paylaşmak için harekete geçiyorlar. Bir manavın önünden geçerken ya da bir pazardan geçerken buram buram meyve kokusu gelirdi. Sebzenin kokusunu hissederek alırdık. Ama şu anda yediğimiz zaman dahi ne meyvenin kokusu var ne de sebzenin kokusu var. İşte bu da tamamen kimyasal maddelerden kaynaklanıyor. Toprağı zenginleştiren tabii şey organik solucan gübresi. Biz tanıtmak için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah da başaracağız. Ve sonunda daha ilerideki, yani gençliğimizde, çocukluğumuzda özlediğimiz o meyvenin, sebzenin tadını alacağız. 300 metrekare alanda 600 bin solucanla işe başlanıyor ancak kısa sürede rakam 1 milyonu aşıyor. Burada ortam koşulları devreye giriyor. Sürekli akış sistemi bir sistem bu. Yatırım olarak da aslında bu yerde de olabiliyor ama bu sistem daha sağlıklı. En azından yerdeki, dışarıda olan ortamlarda zararlı maddelerden kaynaklanan problemler bunlar da olmuyor. Solucan yetiştirirken en önemli iki etken nem ve ısı oluyor. Sıcaklığın eksiye düşmesi solucanların üreme ve üretim yapısını olumsuz etkiliyor. Solucanların özellikle yazın en az 2-3 kez sulanması gerekiyor. Solucanlar nemi ve ısıyı seven hayvanlar. Biz bunu kışın
soba yardımıyla, hava üfleyen soba yardımıyla ortamı ısıttık. Haliyle ortam ısınınca kendi oldukları yatak kısmı, yani sürekli akış sistemi dediğimiz solucanların kaldıkları yerde ısınmaya başladı. Ve bu hem popülasyonu, üretimi, üremeyi hem de üretimi kolaylaştırıyor. Kaştan solucan mamasının içeriğini de izah ediyor. Biz büyükbaş hayvan gübresini alıyoruz. Belli bir fermentasyondan geçiriyoruz. 3-3,5 ay boyunca her 3 günde bir kepçe yardımıyla bunun karıştırması ve içerisindeki zararlı patojen maddelerinin ölmesini ve tamamen yandıktan sonra, kokusuz hale geldikten sonra bunu 3-4 gün daha bekletip solucanlara veriyoruz. Tabii her solucan bir değil. Kırmızı Kaliforniya solucanını biz kullanıyoruz burada. Normal bildiğimiz toprak solucanı değildir bunlar. İnorganik ürünleri yiyerek organiğe çevirebilme güçlerine sahiptirler. Ve kendi ağırlıklarına yakın bir derecede, yani günlük bir solucanın gübre üretimi 0.5 gramdır. Peki solucanlara verilen fermente olmuş gübre nasıl oluyor da organik gübreye dönüşüyor? Solucanlar bunu yiyorlar. Sindirim sistemlerinden geçirirken sölom sıvısı adı altında müthiş bir güçlü bir toprak zenginleştiriciyi katıyorlar bunun içerisine. Ve sölom sıvısıyla biz ham gübremizi, organik gübremizi ve herhangi bir katkı olmayan gübremizi elde etmiş oluyoruz. Toprağı temizleme işlevi de burada devreye giriyor. Solucanlar da kimyasal bir ortamı tamamen kimyasalsız bir ortama çevirebilen ilk ve tek varlık diyebiliriz. Paketlenmeden evvel solucan gübresinin nem oranının %15 ila %20 düzeyine düşürülmesi gerekiyor. Nemli ve bizim özel poşetler ve çuvallarda olması lazım ki UV ışınlarından korunsun ve nemini dışarı vermesin. Sıra geliyor solucan gübresinin toprakta yarattığı değişimi izah etmeye. Sölom sıvısının kazandırmış olduğu güçlü kuvvetli elementler azot, nitrat, humik asit, ki humik asit başlı başına bir üründür ve biz bunu 8 veya 9 tane kimyasal ürüne karşın olarak sunuyoruz halkımıza. Bunu kullandığı zaman 8-9 tane kimyasaldan tamamen kurtulmuş olacak. Toprağımızı güçlendiriyoruz bununla beraber. Güçlü olan topraklarda ve doğal olan topraklarda eski özlediğimiz tadı ve aromayı alabiliyoruz. Toprağın pH'ını düzenlemesi, organik madde ihtiyacını artırması, köklenmeyi kolaylaştırması ve üründe erkencilik sağlaması diğer faydaları arasında sayılıyor. Kurucu ortak Kenan Kaş'tan solucan gübresinin sulama ihtiyacını azalttığını da dile getiriyor. 10 katına kadar suyu tutabilme özelliğine sahiptir. Yani bu kurak bölgelerde yazın sulamayı nasıl yapabilirim derdine %10 oranında en azından bir fayda sağlamış olur. Kendi ağırlığının 10 katı suyu tutar ve bitkinin ihtiyaç anında hem yararlı mikroorganizmaları hem de sıvıyı bitkiye enjekte eder. Meyveden sebzeye, endüstriyel bitkilere her üründe kullanılabilir mi? Bunu da soruyoruz Kenan Kaştan'a. Her üründe kullanabiliriz. Toprak, neticede ürünler topraktan oluşur. Toprağa ekilen her üründe biz bu verimi alabiliyoruz. Bazı üründe %30, bazı üründe %200'e kadar çıkan bir verim alabiliyoruz. Özellikle toprağın altında olan patates, havuç gibi ürünlerde %200'lere kadar bir oran artışı ve tat lezzet artışı oluyor. Diğer domates, salatalık ve toprak üstü olan üretimlerde de %35 ve %40'lara kadar bir verim artışı sağlanabiliyor. İnandıkları yolda fayda sağlamak önceliğiyle hareket ettiklerini söyleyen kuruşu ortak Kenan Kaş'tan hedeflerine değinerek sözlerini noktalıyor. Ben gözümle gördüğüme inanırım. Herkes bu ilkeyle hareket eder bence. Ben gözümle gördükten sonra bir üretime başladım. Bunun halkımıza gerçekten ciddi yararlar sağlayacağına inanarak biz bu yola çıktık. Zaten sloganımız da kimyasalsız hayat, özlediğimiz tat diye sloganımız var. Biz bu ilkeyle yola çıktık. Umuyorum ki insanlar kullandıktan sonraki farkı gözle, tatla gördükten sonra ve ceplerine de 3-5 lira bir şey girdikten sonra anlayacaklardır.
Bersol bereket solucan gübresi olarak ilkemiz öncelikli olarak toprağı zenginleştirmek. Fakirleşmiş, yoksullaşmış ve tamamen vasfını yitirmiş topraklarımızı güçlendirmek adına Türkiye'nin dört bir yanında olmak istiyoruz.